Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün anlatacağım konu Object Oriented Programming, yani Türkçesi nesne tabanlı programlama. Şimdi bu dersi tam olarak kavrayabilmeniz için ilk öncelikle temel bir seviyede Python ve programlama bilginizin olması gerekiyor. İşte bu temel dediğim şeyler nedir? İşte variable, değişken tanımlama, fonksiyonlar, işte if'ler, for loop'lar, while loop'lar tarzı şeyleri temel bir şekilde oturtmuş olmanız lazım ki bu ders size daha mantıklı gelsin. Şimdi Object Oriented Programming tam olarak ne? Bunu bilmemiz için ilk öncelikle objenin ne olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi hiç duymamış olabilirsiniz obje kelimesini veya obje terimini programlama olarak hiç bilmiyor olabilirsiniz. Ama inanın ki çok basit bir program yazdığınız zaman bile obje illaki kullanmış oluyorsunuz. Mesela x eşittir 1 diyelim. Y eşittir de şey diyelim. Hello virgül world diyelim. Bunlar birer değişken olabilir ve aynı zamanda bunlar birer obje. Nasıl? Print diyorum. Type fonksiyonunu kullanıyorum ki bunun data tipini öğrenebileyim. İşte int integer mi, string mi, double mı, float mu diye anlayalım. Save diyorum. Çalıştırdığım zaman alt tarafta bana iki tane dikkat etmemiz gereken bir şey veriyor. Sonuç veriyor. Bu da class ve int. Şimdi class ne demek? Ne zaman ki burada type'ı kullanarak bir print alırsanız, bir çıktı alırsanız class derse bunun bir obje olduğunu anlamanız lazım. Ve bu objenin yanında, bu class'ın yanında da aynı zamanda tırnaklar içerisinde int diye bir kelimemiz var. Bu int de bu objenin ismi demek. Şimdi tamam, objeyi anladık. Obje böyleymiş. Tamam, ama birazcık daha detaya gidelim. Şimdi şöyle düşünelim. Bu bir string. Hatta onu da printleyelim buradayken. String diyor. Bu objenin ismi, bu objenin data tipi bir stringmiş. Ben diyorum ki ben bir program yazacağım ve fonksiyon kullanmak istiyorum. Bu fonksiyonlarda neler olsun? İşte bana herhangi bir yazı verdiğinde parametre olarak bu yazının içerisindeki ne bileyim istediğim harfi silsin. İşte ne olur? Replace olur. Burada yazı alıyorum. İşte bunu yapan bir fonksiyon yazdım. Tamam, güzel. Hatta bir tane daha yapalım. Diyelim ki ne olsun? Bütün karakterleri, bütün harfleri şey yapsın, büyük harf yazsın. Bir tane daha fonksiyon yazıyorum. Bunda da bütün karakterleri küçük harf olarak yazsın. Şimdi bunu her zaman ve ben bunu birçok yere, birçok projede de kullanmak istiyorum. Çünkü diyelim ki bu fonksiyonlar çok kullanışlı ve her zaman kullanmam gerekecek. Ben bunu her proje için, her Python dosyası açtığım zaman bunu her zaman tekrar tekrar yazmam gerekecek. Sırf bu işlemleri yapabilmek için. Ama Object Oriented Programming'de bu böyle şöyle oluyor. Siz bir obje oluşturuyorsunuz. Şöyle yapalım. Bir obje oluşturuyorsunuz. Ve bu objenin ismi de string olsun. STR objesi. Hatta aynı bununkini yapalım. Ve bu objenin içerisinde fonksiyonlar ve attribute dediğimiz nitelikler, özellikler barındırıyoruz. Mesela neler var? Replace var, upper var, lower var. Ben bunu bir kutu olarak, bunu kutu olarak düşünmeniz daha iyi anlamınızı sağlar. Bu kutu olarak düşünelim. Bu bir obje ve içerisinde upper fonksiyonum var, lower fonksiyonum var, aynı zamanda replace fonksiyonum var. Ben şu an bir obje, bir class oluşturmuş oldum. Ve bu objenin içerisinde her zaman istediğim zaman kullanabileceğim 3 tane farklı fonksiyonum var. Bu işte x sayıda da olabilir bu. Doğukan. Efendim. Peki integer'da da aynı şeyler oluyor mu? Evet. Yani int de pardon. Int'te de int'in de kendine has int'in de kendine has fonksiyonları ve nitelikleri oluyor, olabiliyor. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi bunu dedik. Mesela önceden insanların yazdığı neler varmış? Mesela string'i yazarken, string objesini oluştururken
Hangi fonksiyonlar? İşte capitalize. İşte sadece ilk karakteri büyütüyor. Ondan sonra harf sayısını veriyor. Böyle bir sürü bir sürü istediğim zaman herhangi bir projede kullanabileceğim bir obje oluşturmuş oluyorum. Şimdi bunu bir örnekle daha da pekiştirelim. Diyorum ki ben öyle bir obje oluşturmak istiyorum ki objenin ismi köpek olsun. Burada daha demin dediğim gibi püf nokta burada class olması. Class bunun bir obje olduğunu belirtiyor. Diyorum ki class köpek diyorum. Böyle açıyorum. Ve şu an bir obje oluşturmuş oluyorum. Bunu nasıl int kullanırken veya string kullanırken tanımladığımız gibi bunu da aynı şekilde tanımlayabiliyoruz. Bu objenin ismi yani değişkenin ismi dog olsun. Ve köpek objesi olsun. Ben şu an bunu hatta printleyelim. Type diyorum. Dog diyorum. Ben bunu printlediğim zaman aşağıda bana diyor ki class. Yani bu bir obje. Diyor bir de bu objenin ismi de köpek diyor. Şu an bu main'i pek önemsemeniz gerekmiyor. Object Oriented'den bağımsız bir şey. Python'la alakalı. Köpek objesi oluşturduğunu bana söylüyor. Mesela bu string'de de gördüğümüz gibi bazı fonksiyonlar, bazı operasyonlar yapabilelim bu obje hakkında. Mesela bir köpek ne yapabilir? İşte havlayabilir. Buna diyelim ki konuş diye bir tane fonksiyon olsun. Böyle olsun. Şimdi bu self'i birazdan anlatacağım. Ama şunu bilin ki ne zaman bir class'ın içerisinde fonksiyon oluşturduğunuz zaman ilk parametresi self olmak zorunda. Şimdi bu konuş programı ne yapsın? Konuş fonksiyonu ne yapsın? Desin ki ne bileyim hav desin. Havlasın bize. Ben bunu aşağıda gelip önemli olan bir terim var. Ben ne zaman burada class oluşturursam yani bir obje oluşturursam buna class deniyor. Ama ben bunu değişken olarak kullanırsam buna da instance deniyor. Bu terimleri ben çok kullanacağım. Eğer bu aklınızda kalsın bu terimler. Diyorum ki bu objem konuşsun. Bu köpek objem konuşsun diyorum. Ben bunu save ettim, çalıştırdığım zaman bana bu objenin konuş adlı fonksiyonunu çalıştırmış oluyorum. Ama mesela diyelim ki mesela şunu diyebilirsiniz. Ben burada x oluşturuyordum. İçine bir değeri giriyordum. Ya da bir tane string oluşturuyordum ve içine yazı yazabiliyordum. Peki bunu nasıl yapabiliyorum? Yani varsayılan bir değer nasıl atayabiliyorum bu objenin içine? Bunu şöyle açıklayacağım. Şimdi Python'da özel bir tane fonksiyon ismi var. Bu da def alttan alttan tire init alttan tire alttan tire. Bu içine de her zamanki olduğu gibi self koyuyorum. Ve diyorum ki ben köpeğin ne özelliği olabilir? Ne niteliği olabilir? Diyelim ki bu köpeğin ismini tutmak istiyorum ve yaşını tutmak istiyorum. Diyorum ki isim diyorum. Normal bir fonksiyon parametresi yazarmış gibi. Ve aynı zamanda yaş diyorum. Ben bunu oluşturdum. Ve burada şimdi self'e geliyorum. Self ne demek? Aslında hatta üzerine mouse'la geldiğim zaman burada yazacak. Class köpek demek. Yani bu içerisinde bulunduğu şeye, pardon burada parantez olmayacak. İçerisinde bulunduğu objeye referans oluyor. Yani bu aslında self yazdığın zaman Python bunu class köpek olarak algılıyor. En basit anlamıyla bu. Şimdi ben diyorum ki aynı zamanda ben bu objenin içerisinde nasıl fonksiyon barındırabiliyorsam aynı zamanda değişken de barındırabiliyorum. Bu objeye has özel değişkenler barındırabiliyorum. Nasıl yapıyorum? Diyorum ki self nokta isim diyorum. Bu ne demek oluyor? Köpek şu anki bulunduğum objenin içerisinde isim adlı bir tane değişken oluşturur. Ve bunun değişkenin değerini de bizim parametrede verdiğimiz isim değişkenine eşitle. Ve bunu aynı zamanda yaş için de yapıyorum. Yaş eşittir yaş. Burada iki tane değişkenimiz var. Biri isim, biri de yaş. Şimdi şöyle, bu arada ben bunların isimlerini, bu
fonksiyon ve değişken isimlerini Türkçe yazıyorum. Sakın böyle bir şey yapmayın. Yoksa kodu yayınladıktan sonra linç yersiniz büyük ihtimalle internette. Ben sadece daha kolay anlaşılması için Türkçe yapıyorum. Şimdi bu varsayılan değerleri, istenilen özellikleri nasıl ben tanımlıyorum? Ben burada yeni bir köpek instance'ı oluşturduğum zaman buradaki parametreleri, buradaki parantezin içine yazıyorum. Diyorum ki bu köpeğin ismi Boncuk olsun. Ve yaşı da 2 olsun. Şimdi ben bu değerleri girdim. Ben bu değerler üzerinden istediğim bir takım işlemler yapabilirim. Mesela öyle bir fonksiyon yazalım ki bu köpeğin insan yılındaki yaşını bana söylesin. Nasıl yapıyorum? Diyorum ki def diyorum. Yaş hesapla diye bir fonksiyon oluşturuyorum. İçine self alıyorum her zamanki olduğu gibi ve bu kadar. Şimdi ne diyorum? Köpek yaşı insan yılına nasıl hesaplanıyor? İşte köpeğin yaşını 7 ile çarpıyorsun. Diyorum ki print diyorum. Köpeğin insan yılındaki yaşı eşittir diyorum. Burada stringleri birleştiriyorum ve diyorum ki benim şu anki klasımın, şu anki objemin self nokta yaş adlı değişkenini al. Yani burada kullanıcının girdiği ve bunu 7 ile çarp diyorum. Alt tarafta da dog nokta konuşun altında da diyorum ki dog nokta yaş hesapla. Bunu çalıştırdığım zaman köpeğin insan yılındaki yaşı 14 diye bana bunu çıktısını alıyor. Ben nasıl fonksiyonları nokta koyup objeden sonra nokta koyup çağırabiliyorsam aynı zamanda burada belirttiğim, burada tanımladığım değişkenleri de çağırabiliyorum. Mesela diyorum ki print nok diyorum dog nokta yaş diyebiliyorum mesela. Bunu çalıştırdığım zaman bana köpeğin yaşının 2 olduğunu söylüyor. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Bu tam giriş seviyesinde anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Çünkü Evet, kadın güzeldi. işinden olan. Efendim? Hayır, olsaydı Anladım bilir ben, miydim sıkıntı yok. açınızdan ki? Tamam. Herhangi bir soru yoksa ben devam ediyorum. Şimdi bunu gördük. En temelinden klaslar ve objeler nasıl çalışıyor bunu gördük. Şimdi daha güzel bir örnekle bunu iyice pekiştirelim. Şimdi diyelim ki biz mezun olduk. Mühendis olarak mezun olduk. Gittik web developer olarak bir şirkette çalışıyoruz diyelim. Ve bu şirket üniversitelerin öğrenci sistemlerini yapıyor. Hani bizde ALMS var, OIS var. Bu sistemleri tasarlıyor. Ve bize dediler ki 10 kişilik bir takımdayız. Ve bize diyorlar ki takım bana OIS gibi bir sistem tasarlayın. Ve size de task olarak şunu diyorlar. Hocaların kendi derslerini oluşturabileceği ve öğrencileri ekleyebileceği bir sistem tasarlayın diyorlar. Tamam. Biz de düşünüyoruz nasıl yapabiliriz bunu. Şimdi şöyle yapabiliriz. Buradakileri hemen yayını kontrol ediyorum. Okey. Tamam. Nasıl yapabiliyoruz bunu? Şimdi düşünüyorum. Bunun için bana ne lazım? Diyor ki hoca ders oluşturabilecek. Bu aklıma ne getiriyor? Bir tane ders objem, bir tane ders klasımın olması lazım. Ve aynı zamanda bir tane öğrencilerin bilgilerini barındırabileceğim bir tane daha objem olması lazım. Yani diyorum ki şöyle bir box düşünelim. Bunun ismi de ders olsun. Öğretmenler buraya ders açabilecek. Bu objeyi kullanarak ders açabilecek. Ve aynı zamanda bir tane daha kutu oluşturuyorum. Bu kutuda öğrenci objesi olacak. Ve öğrencilerin işte bilgilerini barındıracak. Mesela öğrenci objesinin içerisinde hangi bilgileri tutabilirim? İşte öğrencinin ismi öncelikle. Yaşını tutabilirim. Ve aynı zamanda bu öğrencinin puanını, not ortalamasını tutalım. Böyle 3 tane değişken belirtiyorum. Şimdi ders objesinde ne isteyebiliriz?
Şimdi ikiye ayırıyorum. Ne gerekecek bize? Şu gerekecek. Öncelikle tabii ki de dersin ismi. Dersin ismi lazım bize. Ve aynı zamanda öğrenci array'i lazım. Yani ben burada gidip bir tane öğrenci oluşturacağım. İsmi, yaşı ve puanı olacak. Ve bu array'in içerisine hoca diyecek. Bunun içerisinde aynı zamanda ekle metodu olacak. Ekle metoduyla bu öğrenci objesinin herhangi bir instance'ını ekleyebilecek. Herhangi bir kendi instance oluşturup bunu ekleyebilecek. Ders isim diyorum ve aynı zamanda öğrenci array lazım bana. Bu array hocanın girmesi beklenmeyecek. Biz yani parametre şurada nasıl oluyorsa pardon hemen şunu alalım. Burada nasıl def init yaparken parametreyi alıyorsak bu sefer almayacağız. Kendisi oluşacak şeyin içerisinde. Objenin içerisinde. Bir saniye. Tamam. Ve aynı zamanda fonksiyonlara ihtiyacım var. Ne fonksiyonlara ihtiyacım var? Ekle diye bir fonksiyonum olsun. Ne zaman ben buraya parametre olarak da öğrenci alıyorum. Hatta şöyle yapalım ki yazı ile eşleşsin. Öğrenci parametresi alıyorum. Ve aynı zamanda şöyle bir fonksiyon olsun. Sınıf ortalamasındaki puanı hesaplasın. Ortalama diye bir fonksiyon yazıyorum buraya da. Tamam. Bunu kafamızda iyice oturttuğumuza göre bunu koda dökebiliriz. Bunu siliyorum. Tamam. Dedik bir tane obje oluşturacağız. Bir tane class oluşturacağız. Ve öğrenci class olacak. İçerisinde isim, yaş ve puan alacak. Şimdilik bizim için bu gayet yeterli bir bilgi. Ve aynı zamanda ders diye bir tane class'ımız olacak. İçerisinde de neler olacak? Dersin ismi olacak ve aynı zamanda parametre olarak almadığımız bir array'im olacak. Şimdi bakıyorum bir tane hangi başka ne fonksiyonlarım vardı? Ekle fonksiyonum var. Ne yapıyorum? Buraya geliyorum, bunu yapıştırıyorum. Şimdi burada ne yapıyor? Ekle diyor. Ekle fonksiyonun içerisindeki parametreye bir öğrenci objesi vermem gerekiyor. Bu öğrenci objesini de benim ders klasımın içerisindeki öğrenci array'ine append ediyorum. Bir de bir tane daha fonksiyon yazalım. Bu da ortalamayı hesaplayan bir fonksiyon olsun. Burada ne yapıyorum? Kısaca anlatayım. Volume diye bir değişkenim oluyor. Array'in içerisindeki bütün öğrencilerle loop'a giriyorum. Her öğrencinin puanını ekliyorum value değerine. Ve ondan sonra öğrenci sayısına, bu dersi alan öğrenci sayısına bölerek ortalamayı buluyorum. Tamam. Bunları yazdık güzel. Tanımlama olarak yazdık. Ama bunu işlevsel olarak görelim. Şimdi bir tane öğrenci kayıt oldu diyelim. Öğrenci kayıt oluyor. Sistemden otomatik olarak. Öğrenci işte Ahmet olsun. 20 yaşında olsun ve Ahmet ortalamanın üstünde bir öğrenci olsun ve 85 alsın. Aynı zamanda bir tane daha öğrenci oluşturuyorum burada. Ve bu öğrencinin ismi hadi Doğukan olsun. Yaşı da 20 olsun ve Doğukan tembel, hiç derse bakmayan bir öğrenci olsun ve nasıl oluyorsa 100 üzerinden 5 alsın adam. Ondan sonra bir tane daha oluşturuyorum öğrenci. Bu öğrenci de ne olsun? Bu öğrenci de Metin Evrim Ulu olsun. Bu da yaşı da ne bileyim, o da 19 yaşında olsun. Ve çok çalışkan bir öğrenci olsun ve 100 alsın. Not ortalaması 100 olsun. Bir tane daha öğrenci yapıştırıyorum buraya. Öğrenci diyorum. Bunun ismi de Batuhan olsun. Batuhan da arada bir derse bakan biri olsun. 75 alsın. Hatta 70 alsın. Tamam. Şimdi öğrencileri kayıt ettik sisteme. Şimdi hocaymış gibi davranıyorum ve
bir ders oluşturuyorum. Ders ismi kalkülüs olsun. Doğru yazdım değil mi? Kalkülüs, aynen. Ders objesi oluşturuyorum. Dersin ismi kalkülüs olsun. Tamam. Tamam. Şimdi ben öğrenci ekliyorum sınıfıma ve dersime. Kalkülüs nokta ekle diyorum. Ve öğrenci 1'i ekliyorum. Student 1'i ekliyorum. Ekliyorum. Bunu bütün oluşturduğum studentlar için yapıyorum. Student 4. Şimdi ondan sonra da diyorum ki kalkülüs nokta ortalama diyorum. Hatta bunu printlememiz lazım. Kalkülüs nokta ortalama diyorum. Bunu çalıştırdığım zaman not ortalaması 65 geliyor. Şimdi tekrar bir bakalım neler yaptık. Öğrenci objesi oluşturdum, klası oluşturdum. İçine isim, yaş, puan aldım. Her öğrencide olacak bir özellik. Ve aynı zamanda ders objesi oluşturdum. Bunun içerisinde dersin ismini alınıyor. Ve kendi klasın içerisinde kullanıcının kendi tanımlamadığı bir tane öğrenci array oluyor. Ekle fonksiyonum var. Ekle fonksiyonun içerisinde öğrenci objesi alıyor. Ve öğrenci array'in içine append ediyor bunu. Ve aynı zamanda ortalama objem var. Ortalama fonksiyonum var. Burada da sınıfın ortalamasını hesaplıyor. Burada da işte kayıt ediyorum öğrenciyi sisteme. Burada da derse öğrenciyi ekliyorum. Buraya kadar kimsenin sorusu var mı arkadaşlar? Herhangi merak Benim bir ettiğiniz sorum yok. senin bir sorun yok. Okey. O ne ya? Bende de bir şey yok. Tamam. O zaman bir tane daha, birkaç tane daha örnek göstereyim. Doğukan, mesela Efendim. atıyorum kalkulus dersini alan öğrencileri görmek istersek ne yapıyoruz? Direkt print yapınca çünkü şey veriyor. Objenin hafızadaki bellekteki yerini veriyor ya. String olarak nasıl bastırıyoruz mesela? Nasıl yapabilirsin? Çok güzel soru. Nasıl burada mesela ben öğrenci nokta puan diyorum ya. Bu öğrenciye ait bir. Bu arada bu terimleri bilirseniz güzel olur. Ben ne zaman klasın içerisine bir fonksiyon tanımlarsam bunlar method deniyor. Bu parametre olarak aldığım değişkenlere de attribute deniyor. Ben burada öğrenci objesinin içerisindeki puan attribute'ünü alıyorum. Aynı şekilde ben kalkülüste alan insanları şöyle yapabilirim. Diyorum ki kalkülüs alan öğrencilerin şeyi dedin değil mi? İsimleri. İsimlerini almam lazım. Evet. Öğrenci array'ini ben böyle printleyebilirim. Şimdi sen şey dedin. Hafızadaki yeri dedin. Şöyle yapabiliriz. Mesela burada for dersin. Sonra kalkülüs nokta öğrenci array dersin. Pardon. Şöyle olacak. X in öğrenci array dersin. Tamam. Sonra dersin print nokta x nokta isim. Bakalım bu işe yarayacak mı? Tamam. Mesela böyle yapabilirsin. İşte kalkülüs öğrencilerin array'ine erişiyorum. Nasıl burada olduğu gibi. Ve bu her öğrenci için bu öğrencinin ismini printliyorum. Tamam. Sonra cevap oldu değil mi? Eyvallah, sağ olasın. Tamam. Tamamdır. Şimdi anlatmak istediğim iki başlık daha var. Bunlar da miras kalma, yani inheritance ve polymorphism. Şimdi bunların çok artist ve havalı isimleri olmasına bakmayın, gerçekten çok kolay kavramlar. İlk önce inheritance'a bakalım. Hemen bu benim burada bir
Fotoğrafım var. Şimdi böyle bir class, böyle bir obje oluşturduğumuzu varsayalım. Ve bu objenin içerisinde iki tane attribute var, iki tane nitelik var. Bunlar da o aracın benzini ve o aracın fiyatı. Aynı zamanda üç tane de metodum var, üç tane fonksiyonum var bu objeye ait. Bunlar da benzini doldur, benzini boşalt ve korna. Ama şöyle olabilir. Mesela araç çok genel bir tanım değil mi? Ben bu objeyi daha da özelleştirmek istiyorum. Ben bu objeden mesela bunları oluşturmak istiyorum. Hem bir tane tofaş oluşturmak istiyorum hem de kamyon oluşturmak istiyorum. Fakat şöyle bir sorun var. Ben ne zaman tofaş oluştursam, ne zaman kamyon oluştursam bu fonksiyonları, bu attribute'ları tekrar tekrar yazmak istemiyorum tekrardan. Burada da inheritance yani miras kalma özelliği geliyor. Ben ne yapıyorum? Bir tane burada önemli bir kavram var. Ya da bunu sonra anlatayım. Bir tane araç objesi oluşturuyorum. Bir tane class oluşturuyorum. Ve iki tane küçük buna bağlı kalan iki tane obje oluşturuyorum. Burada önemli olan ne? Buradaki en genel olan objemin ismi objeye parent deniyor. Ve bundan türeyen objelere de child deniyor. Bunlar önemli kavram. Bunları dediğim gibi kullanacağım ben. Şimdi burada parent'ta 3 tane fonksiyon var. 2 tane de attribute var. Fakat ben her aracın drift atmasını veya her aracın ağırlık attribute'ü, ağırlık özelliğine sahip olmasını istemiyorum. O yüzden 2 tane özel yani benim tam spesifik istediğime uygun obje oluşturuyorum ve bir tane tofaş klası oluşturuyorum. Bu tofaş klasının araç klasındaki bütün attribute'lara sahip olmasını istiyorum. Aynı zamanda bütün fonksiyonlara sahip olmasını istiyorum. Tekrar tekrar yazmak istemiyorum. Aynı zamanda kamyon içinde. Bunu kodda görelim hemen. Bunları kapıyorum. Açıyorum bir tane. Diyorum ki bir tane araç klasım olacak. Araç diye bir klasım olacak ve içine fiyat ve benzin bilgisini barındıracak. Attribute olarak. Ve ne demiştik? Benzin doldur, benzin boşalt ve korna diye 3 tane de metoda sahip olsun. Hemen bunları da yapıştırıyorum. Benzin doldur ve korna diye depoyu boşalt, benzin doldur ve korna diye 3 tane metoda sahip. Ne yapıyor? İşte benzini sıfırlıyor, benzini de 100'e tamamlıyor ve korna diye bir tane de metodumuz var. Şimdi tofaş oluşturalım bir tane. Tofaş diye bir araç oluşturdum. Burada fark etmeniz gereken şey diyorum ki tofaş oluşturuyorum. Fakat aracın ne özelliği varsa bunda da o özellik olsun. Ben buraya bunun parent'ını yani bunun bir üstündeki objeyi giriyorum içine. Ve aynı zamanda bir tane şey oluşturuyorum. Kamyon oluşturuyorum. Hemen şunu yapıştırıyorum buraya. Kamyon diye. Ve bunun da ne özelliği olsun? Ne özelliği vardı? Ağırlıkları boşalt, yükleri indir diye bir tane fonksiyona sahip olsun. Tamam. Yükleri indirildi diyorum. Şimdi ben şeye geçiyorum hemen. Bunu implemente yani bunun işlevini görelim hemen. Diyorum ki bir tane aracım olacak. İsmi ne olsun? BMW olsun sallıyorum. Araç oluşturuyorum burada bir tane. Hatta öyle oluşturmayacağım. Hatta direkt ben Tofaş oluşturmak istiyorum. Diyorum ki Tofaş diyorum. Eşittir Tofaş. Şimdi buraya baktığımız zaman ilk şey diyebilirsiniz. Tamam da bu paranteze ne gireceksin? Hiçbir şey yazmamışım buraya. Şöyle bir şey var. Buradaki parantezin içinde ben araç yazdığım için buradaki bütün attribute ve metotlar aynı zamanda bunun içerisinde de olmuş oluyor. Tekrar tekrar yazmama gerek kalmıyor. Tofaş diyorum. İşte fiyatı ne olsun? Valla hiç piyasaya hakim değilim ama
ne bileyim 10 bin olsun, sallıyorum. Bir de benzin olsun. Benzin de %100 dolu olsun. %100 dolu olsun. Şimdi ben bakıyorum burada korna diye bir fonksiyon yok. Ama diyorum ki tofaş nokta korna diyorum. Ve bunu çalıştırdığım zaman bip diye bana ses çıkartıyor. Korna basılı diye. Burada olmamasına rağmen buradan inherit ettiği için, buradan miras aldığı için bur obje bu fonksiyonu kullanabiliyorum. Şimdi şey diyebilirsiniz. Ben araç objemin içerisinde bir tane özellik olsun, pardon, Tofaş'ın içerisinde bir tane özellik olsun istiyorum. Ama aracın içerisinde olmamasını istiyorum. Yani sırf Tofaş'a özel bir spesifik bir özellik barındırmasını istiyorum. Hatta bunu kamyon için yapalım ilk öncelikle. Diyorum ki ben kamyonu belirtirken ağırlığını da öğrenmek istiyorum. O ağırlığı kullanıcıya girmesini istiyorum. Bunun için şöyle yapıyoruz. Gene def init diyorum. Bu sefer fiyat alıyorum, benzin alıyorum ve aynı zamanda ağırlık alıyorum. Şimdi buraya satır satır bakalım ne oluyor. Super diyorum. Super ne demek? Ne yapıyor Python? Diyor ki, super diyor. Yani bunun bir parent olması lazım diyor. Parent'ı kimmiş? Araçmış. Ha, okey diyor. Aracın içerisine gidiyor. Init diye fonksiyon arıyor. Bakıyor hangisi? Aa, burada, tamam. Tamam, bu ne alıyormuş içerisine? Self alıyormuş. Fiyat alıyormuş. Bir de benzin alıyormuş. Tamam diyor. Bunu ben bunu çalıştırırım diyor. Aynı zamanda sadece kamyona özel bir tane ben burada attribute istiyorum bundan. Ve bunu da normal kamyonun içerisindeki bir değişken olarak tanımlıyorum. Ondan sonra bir tane kamyon oluşturalım. İsmi kamyon olsun. Yaratıcı bir isim koyalım. Kamyon. Eşittir diyorum. Kamyon diyorum. Ve bizden ne istiyor? Fiyat istiyor. Ne bileyim çok bir şey olsun. 60 bin olsun sallıyorum. Benzinde %85 dolu olsun. Ve ağırlığı da 10 ton olsun. Ben sonra diyorum ki print diyorum. Kamyon nokta ağırlık diyorum. Evet, burada küçük bir hata yaptım. Burada bunun olmaması gerekiyordu. Selfie burada yazmıyoruz arkadaşlar. Burada çalıştırdığım zaman bana bunun ağırlığının 10 olduğunu söylüyor. Burada ben hatamı da açıklayayım size. Init yaparken burada yani parent class'taki sınıftaki bir şeyi çalıştırırken buraya self yazmamıza gerek yok. Şimdi bunu inheritance deniyor. Ben bundan BMW de oluşturabilirim. Ondan sonra Hyundai'yi de oluşturabilirim. Formula 1 de oluşturabilirim. İstediğimi oluşturabilirim. Bundan çok çok daha fazla yapabilirim. Inheritance sayesinde sadece bir kere yazıp bunu 3, 4, 5 kere, 100 kere kullanabilirim. Şimdi şöyle düşünelim. Tamam, araç klasımız var. Çok genel bir klas. Ve korna fonksiyonunu ele alalım. Beep yapıyor. Mesela çok narin, nazik bir ses gibi geliyor bir kamyona göre. Kamyonun hiç böyle beep diye bir ses çıkaracağını hiç düşünmem. O yüzden şimdi polimorfize bakalım. Polimorfizm ne demek? Poli çoklu demek. Morfizm şekil demek. Yani çok şekilli. Bu ne demek oluyor? Ben burada bir fonksiyon tanımlıyorum. İsmi korna. Beep diye ses çıkartıyor. Fakat Tofaş'ımın bu parent class'ımdaki içerisindeki her şeyi alsın ama korna fonksiyonu bir tık değişik olsun diyorum. Yani daha farklı bir ses çıkarsın diyorum. Burada ne yapıyorum? Def diyorum. Diyorum ki bunun şeyi bozulmuş. Şöyle yapalım. Diyorum ki def diyorum. Hatta şuradan kopyalayayım çünkü bunun şeyi bozulmuş. Böyle diyorum. Korna diyorum. Tofaş kornaya bastığı zaman honk diye ses çıkarsın. Şimdi ben bunu gidip bir tofaş oluşturduğum zaman tofaş oluşturuyorum buraya. Tofaş diyorum.
Bu ne istiyor Tofaş içerisine? Fiyat ve benzin istiyor. Fiyatı 10.000 olsun. Ve tankta %100 dolu olsun. Bunu siliyorum. Ve ben bu Tofaş'ın bir ses çıkarmasını istiyorum. Diyorum ki korna. Bunu çalıştırdığım zaman bakıyorum ki parent class'takini çalıştırmıyor ama burada yeniden tanımladığım, aynı isimle tanıdığım bir fonksiyonu çalıştırmamı sağlıyor. Aynı şeyi de kamyon içinde yapabiliriz. Kamyonda ben tekrar buradan kopyalayayım. Kamyonda aynı zamanda korna olsun. Bu da ne bileyim boom diye bir ses çıkarsın. Ben burada kamyon oluşturuyorum. Burası küçük olacak. Kamyon oluşturuyorum. Diyorum ki eşittir kamyon. Benden ne istiyor? Fiyat istiyor. Benzin istiyor. Bir de ağırlık istiyor. Diyorum ki kamyon nokta korna diyorum. Ve bunu çalıştırıyorum. Burada da boom sesini alıyorum. Şimdi iki büyük ve önemli bir başlık inceledik. Buraya kadar aklınıza takılan, ben burayı anlamadım dediğiniz herhangi bir nokta var mı? Eğer yoksa gerçekten güzel. Racializer yok mu ya bizde, ünitede? Efendim? Racializer anlatmayacak mı? Yok mu öyle bir şey? Constructor mu demek? Initialize ederken constructor mu demek istediniz hocam? Aynen, Specializer ya. Dur bakayım. Ya bu bir tarz crash course gibi yapmaya çalıştım bunu. Daha en temel şeyleri anlatmaya çalıştım. Eğer herhangi bir sorunuz yoksa bu kadar arkadaşlar. Ne inceledik? Inheritance inceledik. Hatta şunu açayım. Bir şey görmüş olun. Özet görmüş olun. Buraya geliyorum. Neye baktık? Köpek klasına baktık. Konuş fonksiyonu var, otur fonksiyonu var. Bunların instance'ını oluşturabiliyorum. Aynı zamanda yaş hesaplayabiliyorum bana verilen parametre ile birlikte. Ondan sonra öğrenci sistemi oluşturduk. OIS'ten 1000 kat daha iyi bir sistem oluşturduk burada Python'la. Standard deviation bile hesaplıyor. Ve aynı zamanda inheritance gördük. Inheritance gördük ve polymorphism gördük.